Göçebe Yaşlı Gunner saç plakaların ve birkaç parça teneke bloğun kapattığı barakanın içinde ve uzun süre hareketsizce oturduğu sandalyede rengi epeyce atmış siyah ceketinin cebine uzandı. İnce parmakları ile ustaca kavradığı ve kenarına N harfi işlenmiş bir mendil ile alnını kuruladı. Cebine geri sıkıştırmadan önce işlemenin dokusunu hissetti kabartmanın parmağında yarattığı gıdıklanmadan daha fazlasını hissedemiyordu artık. Nadia çoktan gitmiş, o ise kalmıştı. Nadia gitmek zorundaydı. Yaşaması gerektiği kadar yaşamıştı çünkü. Gunner ise kalmayı hiç mi hiç istememişti. Elinden gelse çoktan miadını doldurmuş yaşamını toprağa, küle, suya, kim artık almak istiyorsa ona teslim edecekti. Ama yaşamı bitmeyen bir borcun vadesi gibi uzadıkça uzamış ve geçmişte kalanlarla kederlenerek tüketilebilecek bir ömrü olmadığını kabul etmek zorunda kalmıştı. Oysaki halkı göçebe ve yurtsuzdu. Kök salmayı belki bilemediklerinden, belki de sevmedikleri için fani ömürlerinin sonunda bu dünyadan ayrılmak hiç de zor olmuyordu. Tıpkı geride rüzgarda salınabilecek kadar hafif bir mendil bırakmayı becerebilen Nadia gibi. Diye iç geçirdi Gunner. Ama kederlenmiş miydi? Bunu anlamak mümkün değildi. Oturduğu yerden ayakkabılarına bakmak için doğruldu. Sandalyenin boyu çok yüksek değildi. Ama Gunner'ın bacakları uzun sayılırdı. Bu nedenle ayakkabılarını görmek için diz kapaklarının üzerinden uzanmak zorunda kaldı. Küt bir ses geldi sırtından. Uzun zamandır aynı şekilde oturduğunu düşündü. Yerinden kalktı teneke barakanın loş ortamında ayakkabılarına baktı. Ayak bileklerini açıkta bırakan pantolonun rengi tıpkı ceketi gibi soluktu. Çorapsız ayaklarına giydiği bir çift iskarpin ise iyi durumdaydı. Ancak Gunner emin olmak istercesine ayakkabısını barakanın boşluklarından sandalyenin üstüne sızan ışık huzmesinin altında gezdirdi. Sonra diğer ayakkabısını da aynı şekilde inceledi. Barakanın içinde sandalyeden sonraki yegane mobilya olan eski tahta masaya doğru ilerledi. Artık içinde vazelin olan bir enfiye kutusundan Nadia'nın ocağının mendiliyle bir parça yağ aldı ve iskarpinleri parlatmak için eğildi. Gunner'ın on yıllardır topladıkları arasında kendisinin adettiği tek şey bu ayakkabılardı. Uzun zaman önce kuzeyde bir şehirde bir caz kulübünün kapısındaydı. Sular ve akarsularla beslenen şehrin dışında bataklık arazinin yakınında yerleşmişlerdi. Gunner'ın kadın ve erkeklerden oluşan yaklaşık 20 kişilik topluluğu ağaç altlarında küçük çadırlarını kurmuşlardı bile. Sivrisinekler ve sıtmaya rağmen aradıklarını bulamayan adamları zaman daraldıkça şehirde ve sokaklarda daha fazla gözükmeye başlıyorlardı. İçinde bulundukları 100 yılın bu diliminde, renkliler ve göçebelerin pek öyle ortalarda gözükmesi hoş karşılanmazdı. Ancak bulmaları gerekeni bulmak zorundaydılar. Gunner, konakladıkları birkaç gece boyunca gördüğü kabuslardan çok az vakitleri kaldığını anlamış ve adamlara nerelere bakmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti. Yine de içindeki sıkıntıdan kurtulamamış ve daha önce pek yapmadığı bir biçimde adamlarıyla birlikte şehre inmişti. Gittikleri kentleri uzaktan izlemeyi tercih eder, kanlı canlı hiçbir insanla karşılaşmak istemezdi. Gunner geçmişe dair bir iz ya da bir anı biriktirmemeyi öğrenmişti yıllar içinde. Sadece o şehirden alınması gerekeni alır ve oradan uzaklaşılırdı. Şimdi ise biraz zorunluluktan, biraz da şehrin uzaktan uzağa kulağına taşınan melodisinden mi etkilenmişti bilinmez ama gecenin bir yarısı caddelerde dolaşıyordu işte. Topluluğun geri kalanı çadırlarını toplamış, eşyalarını bohça yapmış, onun ve birkaç adamının şehirden dönmesini bekliyordu. Gunner'ın adamları tarif ettiği yerlerde iz sürerken kendisinin yolu bir gece kulübünün önüne düştü. Kapısında saçları yapılmış, omuzlarında hakiki ya da taklit kürk şal ve boyunluklar olan ama omuzları çıplak kadınlar ve saçları briyantinli, şık ceket ve pantolonlar giymiş Erkekler kahkahalar ve şakalar eşliğinde içeri giriyorlardı. Neredeyse izdiham vardı ve kapının üzerinde kocaman neon tabelada o gece Duke Ellington Orkestrası'nın çaldığı yazıyordu. İsim Gunner için bir şey ifade etmese de yolun karşısındaki bir dükkanın sundurması altında içeriden gelen caz müziğini ve melodileri dinledi. Şarkılarda neşe, aşk, kavga, hüzün vardı. Ama keder yoktu. Müzikte olmayan kederi bir anlığına ganır içinde hissetti. Geçmişten ne kadar kaçmaya çalışsa da insanın karakterinde yüzlerce yılın hafızası saklıydı. Halkı, binlerce yıldır şarkılar söyleyen halkı. Ganır bu ezgileri hiç duymamış olsaydı bile her bir hücretinde şarkı söylemeye devam edecekti. Bu kolektif hafıza ihtiyarın uzak durmayı istese de duyumsamadan edeceği bir şey değildi. Zaten çocukluğunun geçtiği köylerde tek başına hiçbir köy halkının evi sayılamazdı. Kamp kurdukları ormanlık alanlarda ateşler başında gelen geçeni şarkılar söyleyerek selamlayan bir halk da onunki. Gençliğinin bütün avareliği, kurları ve baştan çıkarmaları sözlerle ve danslarla başlamıştı. Ganır bir zamanlar bir eşikte durup kapının diğer tarafındaki bir başkasına referans yapabileceğine inanırdı. Sonra o eşikte yıllar boyunca tek başına bekleyebileceğini fark etti. Ve eskisi kadar inanmamaya başladı eskilere ve nameye. Ayrıca her zaman hoş karşılanmamıştı bu şarkı söyleyen, şarap içen ve aşık eden topluluk. Çoğu yerden kovulan, sürülen, lanetlenen Gunner'ın halkı olmamış mıydı zaten? Gunner bu kez duyduğu, hüznü olan ama kederi olmayan müziği dinlerken kulüpteki insanlar için efkarlandı. Yarın sabah o ve topluluğu buradan ayrıldıklarında o insanların pek çoğu olmayacaktı. Belki de bundan sonra geride kalanlar için artık müzik olmayacaktı. Ya da onlar için neşe yerine acı, aşk yerine keder olacaktı. İnsanları görmenin, onları duymanın bir kefareti olmalı bu karnımdaki yumruk diye düşündü. Ödenmesi gereken bir bedel. Ve madem kefaretini ödüyordu ve madem kelerini duymuştu bir şehirden ilk kez kendisi için bir şey almak istedi. Bir şey bulup bulamayacağından emin değildi ancak sokaktan ayrılmaya karar verip yüzünü döndüğü anda sundurmasının altına girdiği vitrinde gördü o iskarpinleri. Parlak siyah derisiyle ışıkların altında baştan çıkarıcıydı. Serde hovardalık vardı ayakkabılar kışkırttı onu gideceği her yere kendisini taşıyacak güzel bir hatıra diye düşündü Gunner. Gece kulübünün önündeki kahkahalar ve müzik, karşı sokaktaki vitrin camının kırıldığını duymadı. Başkalarının da duymasına izin vermedi. Gunner ise ayağındaki yıllanmış mokasenleri çıkartıp iskarpinlerle değiştirmişti bile. Ormanlık alana döndüğünde adamları verilen görevi yerine getirmişler, onu bekliyorlardı. Güneşin doğmasına yakın oradan ayrıldılar. Şehrin dışında, ana yoldan uzakta, şeker kamışı tarlalarının arasında yürüyen topluluk, arkalarında biriken kasırga bulutlarına bakmıyorlardı bile. Teneke ve saç barakanın içi, nemli ve sıcak olmasına rağmen, Gunner burada kalmayı tercih ediyordu. Okyanus kenarındaki bu sahil şehrine tepeden bakan bir yamaca kurmuşlardı kamplarını. Gunner'ın dışındakiler birbirlerine çattıkları ağaç dallarının üzerine attıkları kilim ve örtülerin altında yatıyorlardı. Baraka ise zamanında tomruk işiyle uğraşan ormancılardan kalmış olmalıydı. Gece olunca şehrin her bir köşesinde parlayan şaşalı ışıklar gökyüzünü boğuyor ve Gunner çok uzun yıllar yaptığı gibi bu kez yıldızları izleyemeyecek olmasından dolayı bulunduğu yerden çıkmayı tercih etmiyordu. Arada sırada dişlerin arasından tiz bir ıslık sesi çıkıyor. Peşinden de bir küfür fırlıyordu. Sanrılar, kabuslar. O kabuslarla başlamıştı her şey. Önce geceleri sadece sonra uyanıkken de gözlerinin önünde gelen sahnelerdi bunlar. Yok olan kentler görüyordu. İçindeki binlerce insanın çığlıklarıyla gömülen, batan şehirler. Sesler kulaklarını acıtıyor. Gözleri kan gibi fırlıyordu uykularından. Çaresizce etrafındaki yaşlılardan, bilgelerden yardım istemişti. Sonra falcılar ve büyücülerden. İnançsız olmasına rağmen bulabildiği her dinin temsilcisinden affedilmeyi de dilemişti. Tam da çıldırmak üzereyken, her bir gecesi tarifsiz acılar içinde ölen insanların çığlıkları ile doluydu çünkü, yaşlı bir falcı Gunner'ın rüyasında gördüğü yerleri bildiğini söyledi. Çarlık Rusyası'nda yaşarken büyücülük suçlamasıyla sürüldüğü Sibirya topraklarının Gunner'ın anlattığı yerler olabileceğinden bahsetti yaşlı çingene. Aradığı cevabın orada olabileceğini düşünen Gunner yola koyuldu. Yol aldıkça gündüzleri sanrıların, geceleri kabusların şiddeti azaldı. Haftalarca süren yolculuğun ardından Tunguska denilen bölgeye geldiğinde ise ilk kez çığlık çığlığa uyanmadan deliksiz uyuyabildi. Günler boyunca sadece etrafına bakındı. Gördüğü insanlara kendisine yardım edebilecek birilerini sorup durdu. Hatta lanetinin bu bölgede son bulunduğuna inanıp orada yaşamayı bile düşündü. Ta ki benzer kabuslar tekrar başlayana kadar. Rüyasında gecenin hemen ardından gökyüzünün alev aldığını, dev ladin köknarların gövdelerini küle çevirdiğini, insanların etlerinin lime lime döküldüğünü görüyordu ağaçların yanmış kabukları, dikenli yaprakların tozları ve insan, hayvan ne kalmışsa geriye toz toprakla beraber şiddetli bir rüzgara kapılıp savruluyordu. Gunner bu kabusun içinde parça parça ölürken ve nefesi tutulmuş bir şekilde uyandığında sadece bir yüzü, bir insanın suratını gördüğünü çok net hatırlıyordu. Bütün masumiyetiyle felaketin dokunamadığı bir yüz. Ganır kim olursa olsun yardım dilenmek için o yüzü bulmaya karar verdi. Bulduğunda ise acının hafiflediğini hissetti. Ganır'ın görevi orada başlamıştı. Rüyasında gördüğü şehirleri yok olmadan önce bulup yine o rüyalarda gördüğü yüzleri toplamaya devam edecekti. Yok olan kentlere ve coğrafyalara tanrıdan ve tabiattan önce oraya vararak kendisine görünenleri ya da gösterilenleri o yıkıcı cezanın elinden çalarak devam etti. O günden bu yana, ölmeden ama ölümlere arkasını dönerek, nemli barakanın içine sızan güneş gücünü yitirmişti artık. Gunner ise aynı sandalyede oturmaya devam ediyor, ışıktan gölgeye, gölgeden karanlığa giden zamanı seyrediyordu. O kabuslar başladığından beri zamanın içinde değildi sadece seyredendi. Sanki yeryüzünün bütün kayıtsızlığının arasında bir şey ortaya çıkmış, hayır, yaşam hiç de o kadar sahipsiz değil ve yaptığınız kötülüğün bir karşılığı var demişti. Belki de ilahi cezanın dağıtıcısı Tanrıça Nemesis'ti bunu söyleyen ve Nemesis kibrin cezalandırıcısı, yarattığı o harikulade yıkımdan böbürlenmek için bir tanığa ihtiyaç duymuştu. Oysa Gunner bir kere bile arkasına bakmamıştı. Bir çift iskarpin ayakkabıdan bir de ne işlemeli mendilden başka bu dünyaya tanıklık edeceği hiçbir şeyi yoktu. Baraka'nın teneke kapısı aralandı. Güneş denizin arkasında batarken birkaç turuncu ışık demeti gölgelerin elinden kurtulup içeriye kaçıştı. Gelen genç Zindeloydu. Günler öncesinden onu şehre göndermişti. Zindelo içeri girmedi. Gunner yerinden yavaşça doğruldu. Tahta masanın üstünde duran melon şapkasını eline aldı. Kapıya doğru yürüdü. Zindelo'nun elini tutan 8 yaşındaki erkek çocuğuna doğru eğildi. Rüyasında gördüğü yüz bu çocuğa aitti. Bir şey söylemeden doğrulup Zindelo'ya baktı. Onun yüzünü de hatırlıyordu Gunner. Yıllar önce Orta Doğu'da bir diktatörün halkından binlerce insanı zehirlemeden önce gidip çaldığı bir çocuktu Zindelo adı Ganır'ın dilinde oğul anlamına geliyordu. Zindelo bu yaşlı adamın bakışlarından gitme zamanının geldiğini anladı. Genç ama tecrübeli delikanlı çocukla beraber kamp alanına doğru geri dönerken Ganır ilk kez geri dönmek için acele etmiyordu. Topluluk tepenin arkasındaki vadiye doğru yola koyulmaya başlamıştı bile. Ganır yamacın kenarından aşağıdaki kente bakıyordu. Karanlıkla beraber bir kez daha şehrin ışıkları yanmış bir kez daha yıldızlar silikleşmişti. Kim bilir diye düşündü Ganır. Belki de bu şehrin günahı tepesinde yıldızların parlamasına izin vermemesidir. Zindelo yanına yaklaştı. O da çok aşağılarda duran kente bakmaya başladı. Ne olacak şimdi diye sordu. Ganır cevap vermedi. Kimsenin duymadığı kadar uzakta olan bir sarsıntıyı hissetmişti saatler önce dakikalar içinde devasa dalgaların, iyiliş edilmiş yıldızların intikamını alacağını biliyordu. Gidiyoruz diye cevap verdi. Zindelo ne tarafa peki diye sordu. Defalarca gördüğü o rüyadan dolayı artık nereye gideceğinden emindi Gunner. Ama anlamadığı şey bütün o yıkımın arkasında neden hala bir yüz göremediğiydi. Belki de onun toplayıcılığına artık ihtiyaç duyulmayacaktı belki de son kez gideceği bir şehirden ayrılmasına gerek kalmayacaktı. Gunner için ilk kez umut vardı demek ki. Ayın parlattığı deniz mavisini korkutacak karanlıkta devasa dalgaları gördü uzakta. Doğuya, iki kıtanın üzerinde defalarca yıkılıp yeniden kurulmuş bir kente.